İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. En büyük kültürel felaket muhtemelen Suriye'de değil, Kafkasya'da gerçekleşiyor. Bakü, Artur Vanessa'nın açıklamasını Birleşmiş Milletler ve AGİT'e şikayet etme niyetinde. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan Brüksel'e gidecek. Suriye'de durum. Bloomberg, Türkiye, Rus S-400'ler için Amerikan patriotlarını reddetti. Çin, İzmir'deki başkonsolosluğunu kapattı. Batı Ermenistan'ın Ani harabelerinde 6 aylık bir kazı projesi uygulanacak. Hiperalerjik adlı sanat dergisinin Şubat ayında yayınlanan bir rapora göre, Azerbaycan hükümeti son 30 yılda ülkeden Ermeni tarihi mirasını periyodik olarak yok ediyor. The Guardian'da yer alan yazıda raporun yazarları Simon Mahakyan ve Sara Pickman'a göre bu resmi olarak gizli bir şekilde gerçekleştirilen kültürel ve dini değerlerin yok edilmesi olayı Palmira'da kendini tanıtmış olan İslam Devleti'ni bile aşıyor. Dergi 15 Aralık 2005 tarihinde Kuzey İran'ın Ermeni Apostolik Kilisesi dini lideri Nişan Episkopos Topuzyan'ın Azeri askerlerin Culfa'da var olan yaklaşık 10 bin Ermeni haçkarını nasıl yok ettiklerini filme aldığını hatırlatmaktadır. Hiperalerjik adlı sanat dergisinin ilgili bu makalesini sitemiz sayfalarında Ermenice ve İngilizce olarak okuyabilirsiniz. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servis Müdürü Artur Vanessa'nın kurtarılan Artsakh bölgelerinde yeniden yerleşim programı hakkında yaptığı açıklamaya yorumda bulundu. Tert AYM'in aktardığına göre Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, kendi Facebook sayfasında Artur Vanessa'nın açıklaması bölgelerin işgaline doğrudan katılımına tanıklık ediyor diye yazdı. Abdullayeva, bu kışkırtıcı ifadelerin olası olumsuz sonuçlarından Ermenistan'ın sorumlu olduğunu da vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve Trend Ajansı'nın aktardığına göre Azerbaycan, Birleşmiş Milletler, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşlara bu konuda başvuracak. Artur Vanessa'nın Artsakh Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret sırasında bir karış toprağı geri vermeye niyetli değiliz. Kendi topraklarımıza kendi vatandaşlarımız yerleşsin ve vatanımızı şenlendirsin dediğini hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan 4 Mart'ta Brüksel'e gidecek. Bu konu hakkındaki açıklamayı 1 Mart'ta Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile yaptığı görüşmede dile getirdi. Paşinyan, pazartesi günü resmi bir ziyaret çerçevesinde Avrupa Birliği'ndeki meslektaşlarımızla gelecekte atılacak adımları planlamayı görüşmek için Brüksel'e gideceğim dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla Nikol Paşinyan'ın bu ikinci Brüksel ziyareti olacak. İlk ziyaret Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşmişti. Bu ziyaretinde o, Avrupa Birliği yapılarının yöneticileri, ayrıca bir takım devlet ve hükümet yöneticileriyle ikili görüşmelerde bulunmuştu. Paşinyan, Kuzey Atlantik İttifakı zirvesi çerçevesinde Afganistan'da gerçekleşen kararlı destek misyonuna katılan, NATO üyesi ile üye olmayan devlet ve hükümet yöneticileriyle görüşmelerde bulunmuş, ayrıca zirvede bir de konuşma gerçekleştirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İslam Devleti'ne karşı zafer kazandığını açıklasa da yeni bilgiler bunun aksini kanıtlıyor. Hacım bölgesinde Kürtler ile terörist gruplar arasında çatışmalar devam ediyor. Dün ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri teröristlerin Bağuz Faukan şehri yakınlarındaki mevzilerine saldırıda bulundu. İstihbarat verilerine göre teröristler bu alanda yoğunlaştı ve birkaç düzine vatandaşı da rehin tutuyor. Alaska'daki ABD ordusu askerleriyle yaptığı toplantıda Beyaz Saray Başkanı'nın bir kez daha İslam Devleti'ne karşı kazandığı zaferi ilan ettiğini hatırlatalım. Ankara, İdlib şehrine silah, cephane ve inşaat malzemeleri sevkiyatına devam ediyor. Günün ikinci yarısında Türk Silahlı Kuvvetleri Taltakan ve Sarmi köylerinin yakınında yeni kontrol noktaları inşa etmeye başladı. Türkiye'nin silahlardan arındırılmış bölgenin yakınında 6 yeni kontrol noktası inşa etmek istediği daha önceden bildirilmişti. Bloomberg'un belirttiğine göre Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan Patriot füzelerine karşılık Rus S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmesi önerisini reddetti. Ajansın verilerine göre ABD eğer Ankara S-400'lerden vazgeçerse 2019 yılı sonunda bir Patriot sağlayacağını Türkiye'ye önerdi. Türk tarafının ABD'nin bu önerisini reddettiği belirtiliyor.
Kaynağın sözlerine göre ABD'nin önerileri Rusya'nın önerisinden daha iyiydi. TASS Ajansı'nın Türkiye'deki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamadan edindiği bilgiye göre, Çin, Pekin ve Ankara arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginliklere karşı İzmir Başkonsolosluğu'nu geçici olarak durdurmaya karar verdi. News IM'in aktardığı açıklamada Çin'in İzmir Başkonsolosluğu'nun resmi açılışı Eylül 2015'te gerçekleştirildi ve bugüne kadar Çin ile İzmir arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. 28 Şubat 2019'da Çin tarafı İzmir Başkonsolosluğu'nu geçici olarak kapatmaya ve Ankara'yı bilgilendirmeye karar verdi. Türk tarafı kararı anlayışla kabul ettiğini belirtti. Şimdi konsolosluk yerine tüm diplomatik ve konsolosluk işlemleri Ankara'daki Çin Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilecek denildi. Şubat ayı başında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Çinli yetkililere yasa dışı tutukluları serbest bırakma ve toplama kampları ile hapishaneleri kapatma çağrısında bulunmuştu. Daha sonra Pekin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın ifadesi ışığı altında Ankara'ya Uygurlara yönelik Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kamplarının faaliyetlerini sundu. Konstantinopolis'te yayınlanan Ermeni dergilerden biri olan Luis'un belirttiği ve Tert Ayem'in aktardığı habere göre Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ani Harabeleri'nde 6 aylık yeni bir kazıya başlanacağını, kendisinin ve Ani bölgesinde kazılar gerçekleştiren ana arkeolog grubu başkanı Profesör Fahriye Bayram'la bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Bakan, burada 6 aylık bir kazı programı gerçekleştireceğiz ve biz şu anda projeyi bekliyoruz, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Weekend Sepya'nın seslendirdiği Dikran Agep versiyonu Hele Hele adlı eseri sunuyoruz. Bağnınçe, bahçaninçe, hala 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 ninoye. Bağnınçe, bahçaninçe, hala 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 ninoye. Bahçı kosa udaninçe, hala hala ninoye. Damiçe hala hala ninoye, marçır zar katır bıdup hala 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 ninoye, marçır zar katır bıdup hala hala ninoye, çimasını faydaniçe hala hala ninoye, çimasını faydaniçe hala hala ninoye. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.